Merhabalar arkadaşlar, ben Tarık Yaylan. Bu dersimizde sizlerle birlikte yine bir internet kontrolünün dersi olacak bu. Ne yapacağız? PDF nasıl otomatik kaydedilir onu göreceğiz şimdi. Dim link as string, o da şuna. Daha önceden kopyaladım şu adreste bir PDF var. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Çift tıklıyoruz. Öncelikle şöyle birazcık buradan. Diyoruz ki web browser 1.navigate link. Ve ardından diyoruz ki if ve hatta şunu bir dim ve link as string o değiştir ve browser bir nokta url to string if ve link nokta contains nokta pdf şeklinde bir şey içeriyorsa my computer network ve bunu web silent'ta da yapabiliriz. Ya da neti direkt yapalım. Ve şurada üstte, en üstte bir tanımlama yapalım. As new website. Dev nokta download file. Adres. B link. File name. B'ye kaydetsin. Artı v-link nokta substring v-link nokta last index of artı bir başarıyla indirildi. Başarılı indirildi dedi. Bakalım doğru mu söylüyor. Evet, gerçekten de başarıyla ne yapmış, indirmiş. Şimdi burada ne yaptık? Normal bir download işlemi yaptık. Ama şurada bildirmem gereken bir durum var. Şimdi substring neydi? Tabi bilenler için video burada bitti ama ben bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi substring dediğimiz olay, şunu şöyle bir küçültelim. Yani buton ekleyelim. String değişkeni dim es string işte tarif olsun mesela benim adım olsun i nokta substring istediğimiz veriden itibaren başlamasını ve oradan sonraya gitmesini istiyorduk. Şimdi şöyle bir şunu da kapatayım ki kalsın. Rık mesela ikinciden başlayıp devam etti. Peki ben burada ne yaptım? Bir de şöyle bir durum var. Tarık Yayla diyelim. İstanbul'da. Substring dedikten sonra v-link nokta pardon i nokta last index of yani buraya girdiğimiz bu slash mesela en sondaki slash alıyor ve onun karakter numarasını çıkartıyor. Artı bir neden diyoruz? Artı bir demediğimiz zaman ne oluyor? Önce onu görelim. Gördüğünüz gibi şuradaki slash'ı da alıyor.
Artı 1 dediğimiz zaman ise buradaki bu slash alınmıyor. Buradaki bu olay da bu. C'ye bu şekilde kaydettik. Tabi DV'nin bir sürü özelliği var. Bunları da istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani DV dediğim website'ı anladınız siz. Bu dersimizi bu şekildeydi. Kolay gelsin.